Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın İl Müdürüm, Sayın Daire Başkanım, kıymetli hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlarım. Atletik Performans ve Araştırma Topluluğu'nun hazırlamış olduğu Obezite ve Fitness adlı programa hepiniz hoş geldiniz. Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sefalıköy konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Hocam, Sayın Rektör Yardımcılarımız, Sayın Dekan Hocalarım, Sayın İl Müdürüm, Sayın Hocalarımız, kıymetli öğrencilerimiz, APAT öğrencilerimizin, topluluğumuzun düzenlemiş olduğu programımıza hepiniz hoş geldiniz. Özellikle bu program BM'ye geçen topluluğumuzun akademik danışmanı Recep Soslu hocamız, Doçent Doktor Recep Soslu ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Hepiniz hoş geldiniz. Konuşması için dekanımıza teşekkürlerimizi sunarız. Atletik Performans ve Araştırma Topluluğu'nun başkanı Özhan Zağlanmış'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın İl Müdürüm, Sayın Daire Başkanlarım, kıymetli hocalarım ve değerli öğrenci arkadaşlarım. Atletik Performans Araştırma Topluluğu'nun hazırlamış olduğu Obezite ve Fitness adlı programa hepiniz hoş geldiniz. 2019 yılında kurulan Atletik Performans Araştırma Topluluğu olarak pandemi sürecinden sonra ilk çalışmamızı sunmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim. Ben ve arkadaşlarım eğitim almış olduğumuz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünde eğitim gören kıymetli öğrenci arkadaşlarımıza alanımızla ilgili güncel ve popüler konuları paylaşmayı ilke edindik. Bu bağlamda ilk çalışmamız olan Obezite ve Fitness programına katılımlarınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Konuşması için başkanımıza teşekkürlerimizi sunarız. Doçent Doktor Recep Soslu'yu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Daire Başkanım, kıymetli meslektaşlarım ve değerli öğrenci arkadaşlar. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan ve programı paylaşmaktan oldukça mutluluk duyuyoruz topluluğumuzun adına. Tabii bu programın gerçekleşmesinde birçok kişinin emeği olduğunu yadsıyamayız. Huzurlarınızda öncelikle onlara teşekkürlerimizi sunmamız gerekiyor. Başta programda maddi ve manevi desteklerini sunan Sayın Rektörümüzün her türlü problemimizi çözme noktasında yardımlarını bize esirgemeyen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımıza. Daha sonra programın sonunda yapmış olduğumuz etkinlikler için bize ikram konusunda yardımcı olan uygulama oteli personelimize ve en özelinde de 18 kişiden oluşan her birinin yıldızı gökyüzünde parlayan 18 arkadaşıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir alkışı da onlara. Doçent Doktor Ali Özkan'ı fiziksel aktivite ve obeziten önlenmesi tedavisinden önemli unsur mudur konumunda sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Sayın İl Müdürüm, Sayın Daire Başkanlarımız, değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ben bugün size obezitenin önlenmesi ve tedavisinden önemli unsur fiziksel aktivite mi tartışarak anlatmaya çalışacağım. Tabii elimden geldiği kadar kısaltarak yapacağım. Biraz herhalde siz de sıkılıyorsunuz zamanı da iyi kullanmak adına. Elimden geldiği kadar özetleyerek geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle obeziteye baktığımız zaman son dönemde çok büyük bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de giderek artıyor ve yaygınlığı çoğalıyor.
Bu bağlamda baktığımız zaman biz düşündüğümüzde sadece yetişkin olarak değil, küçük yaşlarda çocuklar dahil ve gençlerle birlikte de bu obezite sıklığı artıyor. Hatta ilkokul çağına kadar inen bir süreçte kendini gösteriyor. Tabii önce dünyada neler oluyor, Türkiye'de bu nasıl yansıyor, Avrupa ile ilgili bağlantılarını da kısaca anlatmaya çalışacağım. Şöyle baktığımızda işte 2005 yılında ele aldığımızda obezite rakamı 40 milyonken, 400 milyonken 2022 yıllara geldiğimizde 650 milyona çıktı. Yaklaşık 1.9 milyar kişinin de aslında fazla kiloyla baş etti ya da savaştı diyebileceğimiz bir ortamda konuşuyoruz şu anda. Ve artık bu yapılan tüm çalışmalarda Türkiye özelinde de baktığımızda artık 5 yaş altında bile 40 milyon çocuk fazla kilolu olarak karşımıza çıkıyor. Bu da gelecek nesiller için büyük bir problem olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi Türkiye'den birkaç tane örnek verdim. Çok üstünde durmayacağım ama şöyle baktığımızda yani genel olarak baktığımızda Türkiye'de yapılan çalışmalar var. Bu çalışmaları ele aldığımızda genel kavrama baktığımız zaman %30'un üzerinde bir obezite bireyiyle karşılaşıyoruz. Yani bunlar sedenter birey olarak hayatını devam ettiriyor ve hayatların bir kısmında obezite ve hareketsizliğin sebep olduğu hipertansiyon gibi, tip 2 diyabet gibi sıkıntılarla karşı karşıya geliyorlar ve obezite de bunu tetikliyor. Türkiye'de de bunu destekleyici birçok çalışma söz konusu. Yine bir başka çalışmada bu sefer çocuk ve adolesanlara baktığımızda, yani çocuk ve ergenliğe doğru yaklaştığımızda baktığımızda da o orana baktığımız zaman yaklaşık da %10'luk bir dilimin karşısına çıkıyor. Yani Türk toplumunun %10'unun aslında obeziteyle savaştı. Yani çocuk popülasyonunun %10'unun obezite olduğunu söyleyebiliriz. Yani ilkokul çağı da dahil olmak üzere. Bu da ele aldığımızda çok büyük bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki en son yayınlanan bir rapor var. 18 yaş üstüyle ilgili bir sınıflama yapılıyor. Türkiye'de görülen prevalansiyona baktıklarında %32, yani 100 kişiden 32 kişisinin aslında Türkiye'de obez olduğundan bahsediliyor. Avrupa'yı ele aldığımızda Avrupa'da bu konuda birinci sırada olduğumuz ifade ediliyor. Tabii burada en büyük risk şu. Türkiye'de 3 kişiden birinin aslında obeziteyle savaş verdiğini ya da vermediğini ya da bununla ilgili bir sıkıntı yaşadığını biz biliyoruz. Ve bunlar görünme sıklığına baktığımız zaman kadın ve erkek olarak ayırdığımızda kadınların %40 oranında, erkeklerin ise %20 oranında obezite ile ilgili karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii yapılan çalışmalar şunu da söylüyor. 30'lu yaşlardan sonra artık hareketsizliğin ortaya çıkmasıyla birlikte ya da teknoloji biraz sonra bahsedeceğim. 45-65 yaşlar arasında zirve yaptı. Bundan sonraki süreçte artık var olan fazla kiloların verilememesiyle ilgili kritik noktaların başladı ve hastalık oluştu ve devlet teşekkülünü de ele aldığımızda kamuya ekstra bir yük oluşturduğunu da biz biliyoruz. Çünkü bunu tek boyutlu düşünmek mümkün değil. Tabii burada obezitede hızlı artıştan çocuklar da olumsuz etkileniyor. Çünkü aile kültürü, ailede bir obez bireyin olması, işte yemek kültürü gibi kavramlarla onların çocukları da etkileniyor. Çocuklar geleceğimiz olarak düşündüğümüzde bu da bir risk oluşturuyor. Ve ülkemizde baktığımız zaman 4 çocuktan biri aslında fazla kilo. Yani nedir? Obezite adayı aslında. Buraya baktığımızda bu büyük bir risk olarak karşımıza çıkıyor. En son yapılan Türkiye'de çocukluk çağ şişmanlık araştırmasına göre baktığımızda da öğrencilerin oranının aslında %10 dediğimiz gibi biraz önceki çalışmalarda destekler biçimde karşımıza çıktığını biliyoruz. Fazla kilolu oranı da, yani adaylar da %17, toplamında baktığınızda %27.1 oran. Yani çok büyük bir oran diyebileceğimiz bir kavramla karşı karşıya geliyoruz. Peki obezite ne demek? Dünya Sağlık Örgütü WHO dediğimiz kavram, World Health Organization ifadesi şu şekilde. Diyor ki eğer sağlığı bozacak ölçüde vücudumuzda yağ oranı birikmeye başlamışsa bu bizim için obezite olarak kabul ediliyor. Peki nasıl sınıflanıyor? İşte vücut kitliğinde istediğimiz kavram alınıyor. Erkeklerde bakılıyor ya da vücut yağ yüzdesinden yola çıkarak bakılıyor. Eğer diyor bu vücut ağırlığınızın %15'i %20'si yağsa bir problem oluşturmuyor. Ama erkekler için diyor. Eğer %20'lerin üzerine çıkarsa obezite dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Yani vücuttaki yağınızın %25'inden fazlası yağdan oluşuyorsa siz obezsiniz. Yine kadınlarda bakıyoruz. Kadınlarda biraz daha fiziksel ve fizyolojik özelliklerden kaynaklı 25-30'un normal olduğu kabul ediliyor. 30'un yukarısında bir vücut yağ yüzdesi birikimi söz konusuysa eğer siz kadın olarak obezite anlamına geliyorsunuz. Tabii bunun etkenleri var. Biraz sonra da onları anlatacağım. Şimdi obezite dediğimiz şey bir risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kendi başına bir hastalık değil, diğer hastalıklarla birlikte tetikleyen bir unsur olarak kabul edebiliriz. Nasıl kabul edebiliriz? Çünkü bunu etkileyen faktörleri bilmek onu ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Bakıyoruz biz
Yaş artmaya başladıkça obezite rakamları artıyor. Cinsiyet, kadının daha yatkın olması itibariyle obeziteyi etkileyen faktörler. Sigara kullanımı, alkol kullanımı, ki sporcular da ya da sedenter bile de bunu beklemiyor. Çünkü bunların hepsi ekstra kalori demek. İşte kadındaki doğum sayısı, işte kullanılan bazı ilaçlar, kortizol içerikli ilaçlar bunun içinde yer alabilir. İşte hormonal metabolik sıkıntılar, işte aşırı yanlış beslenme ve en önemli unsur da fiziksel aktivite eksikliğiyle birlikte kendini gösteriyor. Peki nelere sebep oluyor? Neleri tetikliyor? Nelerle yaşamak, yüzleşmek zorunda kalıyoruz? Baktığınızda bazı işte tip diyabet gibi, hiperlipidemi gibi, yani kolesterol gibi kavramlarla kendini gösteriyor. Felç gibi, astım gibi, uyku apnesi gibi bunları çoğaltabiliriz. Bunları da obezitenin tetiklediği hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor. Aslında hepsi hipokinetik hastalıklar. Yani hareketsizliğin sebep verdiği hastalıklar olarak da kabul ediliyor. Şimdi tabii burada yapılan çalışmalarda bizim amacımız ne? Fiziksel aktivite egzersizi acaba gerçekten etkili mi? Ya da ne kadar etkili? Ya da biz bunun neresindeyiz? Bakmak gerekiyor. Tabii yapılan bazı çalışmalar diyor ki 6 aylık bir sürede eğer vücudunuzdaki yağ oranında %11 azalma varsa biraz önce ifade ettiğim obezitenin etken olduğu hastalıkları önlemesiyle ilgili bir sürü çalışma söz konusu. Yani siz 6 aylık süreçte bir egzersiz yaparsanız %10 vücut yağ oranını kaybederseniz o görmüş olduğunuz, biraz önce anlatmış olduğum hastalıkların yerden çoğuna yakalanmamış oluyorsunuz. Peki biz obeziteyi nasıl önlüyoruz? Ya da literatürde bunu nasıl önlüyorlar? Literatüre baktığınız zaman ulusal ya da uluslararası fark etmiyor. Karşınıza bunlar çıkıyor. Bir, tıbbi beslenme yani diyet olgusu, diyet tedavisi, davranış değişikliği, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve egzersiz tedavisi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın, egzersiz de bir tedavi modülü olarak artık bunun içinde yer alıyor. Tabii burada önemli olan şu, eğer biz egzersizi rol model olarak, bunu önleyici bir unsur olarak kabul ettiğimizde sağlık sorunlarının ortadan kalkmasına destek oluyor. Nasıl oluyor? Obezite azalıyor. Kanser türleri bazıları azalmış oluyor. Osteoporoz gibi, tip 2 diyabet gibi hipokinetik hastalıkları da azalttığını biz biliyoruz. Peki fiziksel aktivite nasıl tanımlanıyor? Fiziksel aktivite şu anlamı. Siz iskelet kaslarının kasılma sonucu ortaya çıkardığınız bir bazal düzey üzerinde enerji var. Eğer bu bazal düzeydeki enerji ön plana çıkıyorsa biz fiziksel aktiviteden bahsedebiliyoruz. Yani bunlar mesleki etkinlikler olabilir, serbest zaman ya da boş zamanda yaptığınız etkinlik olabilir, dışarı çıktığınız bir yürüyüş olabilir ya da ev hanımısınız. Evde yaptığınız tüm işler de bunun için yer alıyor ve bazal düzeyin üstünde bir enerji harcama gerektiriyorsa biz buna fiziksel aktivite diyoruz. Peki egzersiz ne anlamı? Egzersiz biraz daha geniş. Planlı olacak, yapılandırılmış olacak. Fiziksel uygunluk diye tabir ettiğimiz sizler biliyorsunuz. İşte kassal kuvvet, kassal dayanım, vücut kompozisyonu, işte çeviklik, sürat, reaksiyon zamanı, denge gibi kavramların yer aldığı unsurlar. Bunlardan birkaç unsuru geliştirmeyi amaçlayan ve önemli bu. Ve sürekli yapılan etkinlikler olması gerekiyor. Bunlar da egzersiz olarak karşımıza çıkıyor. Peki amaç ne? Şimdi uluslararası platforma bakıyoruz. İki tane platform çok ön planda. EGSM dediğimiz ve CDC dediğimiz kavramlar var. Ve bunlar bilimsel organizasyon olarak tüm dünyada kabul görüyor. Ve bunların dedikleri standby'larla kabul edilerek insanların geliştirme noktasında destek sağlıyor. Peki ne amaç ediyoruz? Biz obeziteye kilo veriyoruz. İşte kiloyu almayı önlemek için kullanıyoruz fiziksel aktivite egzersizi. Ya da kilo aldıktan sonra kilo ya da kilo verdikten sonra kilo kontrol amacıyla biz fiziksel aktivite egzersizi kullanıyoruz. Tabii en önemli temel etmen obeziteye başladığımızda önemli olan şu. Kilo almamak için başlamak gerekiyor. Çünkü obez bir birey direkt fiziksel aktivite ve egzersizle tanıştırmanız pek mümkün olmuyor. Neden? Çünkü biz fiziksel aktivite yapacağız, enerji tüketimi sağlayacağız. Enerji tüketiminin akabinde de kilo kaybı olacak. Yani fizyolojik boyutlarına girmeye gerek yok ama işte beta oksidasyon gibi hocaların fizyolojide çalışanlar bilirler. İşte o yönü biraz daha baskın olacak ve böylece de kilo verme başlayacak. Tabii burada strateji olması lazım. Şimdi literatüre baktığınız zaman bir sürü çalışma var. Tek başına egzersizin faydalı olduğunu söyleyen de var. Tek başına egzersizin çok faydalı olduğunu söylemeyenler var. Yani şunu söyleyebiliyorum. Sınırlı sayıda bir çalışma söz konusu. Ama ben birkaç tane örnekler size anlatacağım. Mesela yapılan bir çalışmada 3 aylık bir çalışma var. Maksimum oksijen tüketim kapasitesinin %70'inde ya da maksimum kalp atım sayısının %80'i civarında yapılan egzersiz ortalama 7.6 kilo kaybına sebep olmuş. Nasıl bir egzersiz de? Aerobik içerikli bir egzersiz. Biraz sonra o aerobik egzersizleri ben size anlatacağım. Tabii burada önemli olan şu. Siz aerobik içerikli bir egzersize başladığınızda yemek kültürünüzü sabit kılmak zorundasınız. Eğer yoksa kilo kaybı ortaya çıkma ihtimali maalesef olmuyor. Ve egzersizin temel amacı var olan enerji miktarını artırarak kilo kaybına
sebep vermek. Tabii dediğimiz gibi çalışmalara hızlı geçiyorum. Bir grup var diyelim, egzersiz sadece veriliyor. İkinci grupta diyet ve egzersiz veriliyor. 14 hafta boyunca bireylere haftada 6 gün 31 ile 49 dakika yürüyüş veriliyor. Bu maksimum VO2, yani oksijen tüketimi, maksimum oksijen tüketim kapasitesinin %65'ine ya da %85'ine gelen bir egzersiz modülü olacak. Ve diyetle birlikte baktığınızda 12.8 kilogram veriyoruz. Tek başına egzersiz yaptığımız zaman 4.31 kilogram kaybına sebep oluyor. Yine başka bir çalışmada diyet de bakılıyor, egzersiz veriliyor. Egzersizden sonra diyet ve egzersizde neler kaybedildiğine bakıyor. Kilo kaybına baktığımız zaman birlikte yer aldığında diyet ve egzersizin daha fazla kilo kaybına sebep verdiği ile alınıyor. Yine başka bir çalışma 12 hafta sürüyor. Kadınlarda 2 ayrı grup ile alınıyor. Burada diyet veriliyor. Diyetler işte 1200-1300 kilo kalori arasında değişiyor. Diğer çalışmada 1900-2300 kilo kalori arasında değişiyor. Ve birinde 6 gün 31-49 dakika, biraz önce ifade ettiğim VO2 Max'ın 65-80'inde yürüyüş isteniyor. Egzersizde 4.3 kilo kaybı yaşanırken diyet ve egzersizde baktığımız zaman 12.8. Burada önemli olan unsur şu. Yağ kütlede değişim önemli. Eğer siz egzersiz yapmazsanız yağ kütlesinizde de düşüş oluyor. Yani ne demek? Kastan da veriyoruz. Yani hipertrofi diye düşünürseniz atrofi oluyor. Kas zayıflıyor. Kas kaybı ortaya çıkıyor. Bundan dolayı diyet öne çıkıyor. Bütün çalışmalarda da bu ele alınıyor. Yine dediğim gibi birkaç tane grup var. Bunun çok üstünde durmak istemiyorum. Ama önemli olan şu. Biz obezite egzersiz zamanında şuna bakmamız gerekiyor. Ben birkaç tane irdeledim. Egzersiz süresi ve kilo vermeye etkisi var mı? Egzersiz şiddetinin kilo vermeye etkisi var mı? Aralıklı egzersizin kilo vermeye etkisi var mı? Ve direnç egzersizleri, yani kuvvet yüklemelerinin yapıldığı egzersizleri kilo vermeye etkisi dört başlığı altında ele almaya çalıştık. Tabii yapılan tüm çalışmalar şey diyor. Yani egzersizin orta şiddetli olması gerekti. İşte bunun en az 30 dakikada devam etmesi gerekti. Bunun 150 dakikadan daha uzun süre ele alınması gerekti. İşte bu da 5 gün yapmış 30 dakikalık bir egzersize karşılık verdiğiyle ilgili de çalışmalar söz konusu. Yine başka bir çalışmada diyet ve egzersiz programları var. İşte 18 ay boyunca ele alınıyor. 280 dakika üzerinde bir egzersiz diyetle birleştiği zaman 13 kiloluk bir kayıp söz konusu oluyor. Eğer 150 ve 200 dakikalık bir egzersiz yaparsanız 6,5 kilo. 150'nin üzerinde bir ya da düşük bir egzersiz yaptığınızda da 3,5 kilogram kayıpla ortaya çıkıyor. Bunlar çok da büyük rakamlar değil. Ondan dolayı yapılan metabolizm taramasında 200 dakikanın üzerine haftalık olarak çıkıldığında egzersizin daha faydalı olduğu ele alınıyor. Tabii şimdi şiddetten bahsetmeyeceğim. Şiddet çünkü obez bireylerle çalışıyoruz. Çok fazla yüksek bir şiddet veremiyorsunuz. Ondan dolayı bu da önemli bir unsur çıkıyor. Tabii şiddet dediğimiz zaman hepimiz şiddeti belirleme yöntemlerini biliyoruz herhalde. Kalp atım sayısı, oksijen tüketim kapasitesi, süre, kat ettiğim mesafe gibi kavramlar biliyorsunuz egzersiz şiddetin içinde yer alıyor. Bu da obez bireylerle çalıştığımız için çok uzun süre devam ettirilemiyor maalesef. Ondan dolayı önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama genel baktığımızda kalp atım sayısının %70'in üzerinde VO2 Max'ın 65-70 üzerinde olması yeterli oluyor. Aralıklı egzersize baktığımız zaman literatürde 10-15 dakika egzersiz yapılıyor. 30-40 dakikalık egzersiz olarak tanımlanıyor ve ara ara yapılıyor. Bunun etkisine bakılıyor. Ama literatüre baktığınızda bununla ilgili çok fazla çalışma göremiyoruz. Yani aralıklı egzersizin obeziteyi önlenmesinde ya da kilo kaybında çok fazla etkin olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü onunla ilgili çok fazla bir literatür travmamız, yani çalışma yok. Ama dediğimiz gibi diyetle birlikte olduğu zaman farklılaşıyor. Tabii burada önemli olan bir unsur da direnç antrenmanları. Aslında direnç antrenmanlarının da bu kilo vermede büyük etkisi olduğu söyleniyor. Şöyle ki, direnç antrenmanı yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Kasa uyarı veriyorsunuz. Kasa uyarı verdiğiniz zaman ne oluyor? Kasta bir hipertrofi, yani bir büyüme söz konusu oluyor. Ve bu büyüme de sizin bir hareketi yaparken daha rahat yapabilmeniz anlamına geliyor. Şimdi tabii o lisans dersi gibi olmasını istemiyorum ama bunu da dipnot olarak siz biliyorsunuz zaten. Ondan bazı şeyleri hızlı geçiyorum. Zaten takıldığınız yer olursa da soru cevapta ben size destek olmaya çalışırım. Tabii burada amaç şu. Direnç egzersizinin yapılmasının tek sebebi aslında diyette şu. Yağsız vücut kütlesini artırmak. Bu kütleyi artırdığımız zaman yapacağımız hareket kalitesi artıyor. Kassal kuvvetimiz ve gücümüz artıyor direnç egzersizleriyle. Ve yağsız vücut kütlesini korumaya yardımcı olarak da bunlar kilo kontrolünde bize destek veren unsur olarak çıkıyor. Yine örnekler var. Direnç egzersizi ilgili. Hatta önemli olan şu çalışma. En sonunda şunu söyleyebiliriz. Diyet, ayrı bir içerikli egzersiz ve direnç antrenmanları birlikte yaparsanız en büyük kilo kaybına vuruyorsunuz. Ve bu fayda sağlıyor. Niye? Kas egzersize başladığından itibariyle hipertrofik olarak büyüdüğü zaman
hacme bir kütle olarak gelişir. Ve bunlar biraz daha ağırlaşır. Bundan dolayı kilo kaybımız aslında az olsa dahi kas potansiyelimiz arttığı için en önemli özellik vücuttaki yağdan vermiş oluyoruz. Bu da bize avantaj sağlamış oluyor. Yine bunlar da benzer örnekler. Çok fazla üstünde durmayacağım. Yani benzer şeyler, direnç egzersizleri. Önemli olan şu, sonuç önerilere geldiğimizde biz şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Son yıllarda dünyanın en büyük riski aslında obezite. Çocukluk yaşa kadar. Önce bunu kabul etmek gerekiyor. Özellikle pandemide, yani salgın döneminde kişiler evlere kapanması, fiziksel aktiviteyi düşürmesi gibi kavramlarla da obezite kavramı çok fazla artmaya başlıyor. Tabii burada önemli olan şu, eğer biz fiziksel aktivite egzersizi hayatımızın bir parçası haline getirirsek, bununla ilgili obezite tedavisinde ve önlenmesinde yardımcı bir etken olarak karşımıza alabiliyoruz. Ve buna bağlı olarak obezite bir de ölümü daha erkenleştiriyor. Bundan dolayı fiziksel aktivite bu anlamda da destek sağlayıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada önemli olan hedef belli. Egzersiz fiziksel aktiviteyi artıracağız. Bunu hedefleyeceğiz. Bireysel egzersiz yapacağız. Bireysel egzersizden kastımız şu. Her birey birbirinden farklıdır. Yaşı, boyu, kilosu, vücudu. Eğer öyle olmasa idi, her yaştaki insan, 20 yaşındaki insanların hepsinin boyu aynı olurdu. Anatomik özellikleri aynı olurdu. Fizyolojik kapasitesi aynı olurdu. İşte burada bireyselleşme olur. Yani antrenmanda bireyselleşme, özelleşme ilkesi var ya. Kişisel olarak fiziksel aktivite, egzersiz kişinin potansiyeline göre değişmek zorunda. Bu yaş olur, yaş, çevresel faktörler olur. Bir sürü faktör sayabiliriz. Bunlar önemli. Ve önemli olan şu, egzersiz seçimi yaparken kas yorgunluğuna dikkat etmek gerekiyor. Eklemlere düşen ağırlığa dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hangi antrenman boyutu olursa olsun dinlenme vermediğim zaman, kas potansiyelini dinlendirmediğimiz sürece fizyolojik ve anatomik olarak mutlaka zarar görüyorsunuz. Onun dışında dediğimiz gibi yağlanan bölgeler vardır. Bölgesel çalışmalar yapılabilir. Karın olur, basen olur, işte anatomik bölgeler olur, işte abdominal bölge olur. Bunun adı ne olursa olsun. Bir de şu önemli. Bu egzersiz yaparken biraz önce de ifade ettiğim gibi bireyin yaşı, cinsiyeti, mevcut risk faktörlerini önemli. Şimdi obezite kendi başına seyretmiyor. Yani yanında mutlaka bir belki tip 2 diyabet, şeker hastalığıyla, ne bileyim hiperlipidemi dediğimiz işte kolesterol, kötü huylu kolesterolle birlikte seyredebiliyor ve bunlar da damara ve kalbe zarar verebiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Gelelim ortak noktasına. Şimdi bizim en büyük oranımız şu. Biz şunu söylüyoruz abi. Diyetle egzersiz fiziksel aktivite birlikte yapıldığı zaman gerçekten çok büyük fayda sağlıyor. Ama burada bilmemiz gereken şu. Biz fiziksel aktivite egzersizi planlarken egzersiz türümüzün ne olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. İki, egzersizin sıklığı ne kadar olacak bunu bilmemiz gerekiyor. Egzersizin süresi ne kadar olacak, egzersizin şiddeti ne kadar olacak? Aslında antrenman planlama ilkesi aslında bunlara baktığımızda. Peki bunları biz obezitede nasıl yapıyoruz? Bir, egzersiz türümüz 3 ile sınırlanıyor. Aerobik egzersizler, kuvvet egzersizleri, direnç egzersizleri yani. Ve esneklik çalışmalarını koyuyoruz. Çünkü bütün hareketlerimiz eklemler düzeyinde oluyor. Vücut eklemler üzerinde hareket ediyor. Eklemler düzeyinde harekete cevap veriyor. Bakıyoruz hemen klasik literatüre baktığımız zaman aerobik egzersizlerle ilgili yorumlar var. Hani sedenter birey ya bunlar. Elit değil ya, bizim gibi planlı yapılandırılmış bir uygulamaya sahip değiller. Onun için şöyle sınıflamalar var. 150 kalorilik bir eğer egzersiz yapacaksanız bakın yukarı doğru gittiğinizde şunu söyleyebilirim. 45-60 dakika bir arabayı yıkama ve cilalama daha az yorucu, daha fazla zaman alıcıyken 15 dakikada merdiven çıkma daha çok yorucu, daha az zaman alacak. Ne demek istiyorum? Antrenmanı, egzersizi çeşitlendiriyor. Yani kişinin yapamayacağı bir unsur varsa yapacağı bir unsurla değiştirmek zorundayım. 150 kalorilik bir harcamalı gereken egzersizde bakın farklı resimler çizebiliyorum size. Sizin de bunları biliyor olmanız lazım. Spor aktiviteleri diğerinden farklılaşıyor. Sedenter bireye yönelirken bu örnek 45-60 dakika futbol topuyla oynama daha az yorucu, daha fazla zaman alıcıyken 15 dakikada 2 kilometre koşma daha çok yorucu, daha az zaman alıcıdır. Neye göre değişir? Kişinin kilosuna göre, eklem açısına göre, eklem genişliğine göre, vücuda binen ağırlığa göre değişir arkadaşlar. Bunları da sizler zaten çok iyi bildiğinizi düşünüyorum. Peki sıklığı ne olacak? Ne zaman yapacağım? Ne kadar yapacağım? Bakıyoruz her gün veya en az haftanın 5 günü alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Kişiye alışkanlık, istendik davranış değişikliği yaptığınız zaman onu kazanırsınız. Fiziksel aktivite ya da egzersizle uğraşan kişiler başka şeylerle uğraşma fırsatı bulamaz. Çünkü vücudunu terbiye eder, yorgunluk gerçekleşir ve bunun akabinde dinlenme ihtiyacı duyar. Ve gideceği yer evden başka bir yer değildir. Egzersiz süresi günde en az bir kez 45-60 dakika veya iki kez 20-30 dakika haline getirilmesi gerekiyor. Ve yine obezite alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor. Yine egzersiz şiddetine baktığımız zaman maksimum oksijen tüketim kapasitesinin %50-%70 arasında ya da buna karşılık gelen kalp atım sayısını hesaplayarak kalp atım sayısında yapılan egzersiz de bunun içinde yer alıyor.
Sonuç olarak baktığımızda bu risk faktörlerini bilmek ve bunu en düşük düzeyde tutmak önemli. Harcama bizim için önemli. Ve burada yapacağımız tüm programlama, fiziksel aktivite, egzersiz olsun, mutlaka bireye özgü olacak, eğlenceli olacak, uygulanabilir olacak, beyin günlük yaşam alışkanlıklarına uygun olacak. Çevresel faktörlerine de uygun olacak. Yani bir yürüyüş yapacaksa yürüyüşle ilgili bir onun güvenli alanı olması gerekir. Yani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunum için hocamıza teşekkür ederiz. Doktor öğretim üyesi İzzet Kırıkkaya'yı 2022 Fitness Trendleri konuğumuz sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Dekanım, Sayın İl Müdürüm, saygıdeğer meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nazik davetleri için Sayın Doçent Doktor Recep Soslu Hocama ve Atletik Performans Araştırma Topluluğuna da misafirperverlikleri için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ali Hocam'ın sunumundan sonra da obez olduğumu öğrendim hocam. Obeziteye giriş yapmışız. İnşallah toplayabiliriz. Az önce rektör hocam bir şey söylemişti arkadaşlar. Performans nedir diye bir şey söylemişti. Hemen çok kısa değinmek istiyorum. Derslerimde de zaten bahsediyorum. Bir kondisyon diye bir kavramımız var. Bir de performans diye bir kavramımız var. Sık sık duymuşsunuzdur. Kondisyon aslında İngilizce nereden geliyor? Condition'dan geliyor. Condition neydi? Koşullanmaydı arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz durumu belirtiyordu. Biz kondisyonumuzu ne kadar geliştirirsek aslında içinde bulunduğumuz durum o kadar iyileşiyordu. Performansla bu kondisyonu birebir olarak yansıtma, aslında yüzde cinsinden yansıtmaya da performans diyoruz. Bir sporcu antrenmanda 100 metrede 10 saniye koşabiliyorsa onun kondisyonu 10 saniyede koşmaktır. Performans dediğimiz şey de bunu yüzde olarak ne kadar yansıttığıdır aslında. Birebir Türkçe bir karşılığı yok. O yüzden performansı kullanıyoruz. Ne diyoruz? Performansını tam sergileyemedi diyoruz. Nedenini arkadaşlar? Çünkü kapasitesinin altında bir durumda olduğudur. Çok kısa buna da değinmek istedim. Derslerimde bu iki kavram çok karıştırılıyor. Size de hatırlatmak istedim. Kuvvetle güç nasıl karıştırılıyorsa performansla kondisyon da sürekli karıştırıldığı için bunu değinmek istedim arkadaşlar. Bugün 2022 fitness trendlerine değineceğiz. Bu 2022 fitness trendleri nasıl belirleniyor? Az önce hocamın da bahsetmiş olduğu gibi ACSM'nin her yıl yapmış olduğu, 2006 yılından beri yapmış olduğu bir anket var. Bu anket neticesinde fitness trendleri oluşturuluyor arkadaşlar. Yaklaşık 231 bin kişiyle bu sene yapıldı ve ilk 10 fitness trendimiz belirlenmiş oldu. En trend, trend dediğim şey de aslında eğilim. En trend fitness 2022'de popüler olan giyilebilir teknolojiler. Daha sonra evde egzersiz. Aslında evde egzersiz değildi. Bunun geçerliliği home gym. Yani eve bir egzersiz salonu kurmak. Üçüncüsü dışarıda egzersiz. Yani outdoor faaliyetleri. Dördüncüsü serbest ağırlıklarla antrenman. 5 kilo vermek için egzersiz. Az önce hocamın da bahsetmiş olduğu gibi aslında obeziteyle bir savaş. 6 kişisel antrenörlük en çok ilginizi çekecek yer burası diye düşünüyorum. Çünkü bu topluluğun amacından bir de fitness antrenörlüğü, kondisyonerlik, performans antrenörlüğü gibi bir yerlere gelebilmek olduğu için buranın üzerine biraz fazla eğileceğiz. Yüksek yoğunluklu antrenman, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman, high intensity interval training. Zaten buna da aşinasınız. En popüler konulardan biri arkadaşlar bu da. Daha sonra kalistenik antrenman. Kalistenik antrenmanlar neydi? Kalistenik antrenmanlar kişilerin kendi vücut ağırlığıyla yapabildiği ekipmana ihtiyaç duymadan yapılan antrenmanlardı. 9 online egzersizler. Çevrim içi kişilerin evde olup başka grup dersleri olarak aldığı ve evde uyguladığı egzersizler oluyordu. 10 da arkadaşlar sağlık ve wellness antrenörlüğüydü. Buna da tekrar değineceğiz. Şimdi giyilebilir teknolojilere baktığımızda giyilebilir teknolojiler zaten şu anda çok popüler. Ne var? Herkesin en çok bildiği saat var. Başka neler var? Son zamanlarda popüler olan akıllı yüzükler var. Bunun da geçerlilik güvenlik çalışmaları yapılmaya başlandı. Burada fakat sizi en çok ilgilendiren GPS özellikli kıyafetler ya da GPS sensörü olan
performans ölçmeye yönelik cihazlar artık profesyonel takımlarda sadece bunun antrenörlüğü olup, bunun monitorizasyonunu yapıp antrenman uygulamasına yönlendiren antrenörler var takımlarda. O yüzden GPS özellikli kıyafet ve sensörler de gayet önemli bir yer halini aldı. Peki arkadaşlar, az önce hocamın da değindiği gibi antrenman yoğunluğunu belirlemede bir takım değişkenler kullanıyoruz. Bu değişkenler neler? Hemen çok hızlıca hatırlamak gerekirse en çok kullanılanı, en sık olarak kullanılanı kalp atım hızı. Kalp atım hızından başka da neyi kullanıyoruz? Maksimal oksijen tüketimi ya da maksimal oksijen tüketimine denk gelen kalp atım hızını kullanıyoruz. Bunlara denk gelen iş yüklerini kullanabiliyoruz. Laktik asit yoğunluklarını kullanabiliyoruz. Aerobik ya da anaerobik eşikleri kullanabiliyoruz. Ya da neyi kullanabiliyoruz arkadaşlar? Solunum değişim oranını kullanabiliyoruz. RER değeri ya da bazı kaynaklarda R değeri diye belirttiğimiz değişkeni kullanabiliyoruz. Onu da birazdan hemen kısaca bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Tahmine dayalı yüklenmeyi sürece dahil etmemek. Ne demek arkadaşlar bu tahmine dayalı süreci dahil etmemek antrenman programına? Ne diyoruz arkadaşlar? Antrenman bilgisi dersinde de öğrencilerime sürekli söylediğim bir şey var. Ölçemediğimiz şeyi yönlendiremiyoruz. Ölçemediğimiz şeyi yönetemiyoruz. Biz bir şeyin ilk değerini ve son değerini bilmemiz gerekiyor. Hatta bazen ara değerleri de bilmemiz gerekiyor. Az önce hocamın da söylediği gibi bir egzersizi X bir kişiden, cahil bir kişiden, yani parantez içinde cahil demek istediğim, antrenman bilgisi birikimi olmayan birinden nasıl ayırıyoruz? Yaptığımız işle ayıracağız. Hocamın da az önce söylediği gibi bir egzersizi bilimsel olması için gerekli 4 tane değişken var. Fit egg prensibi dediğimiz neydi bunlar arkadaşlar? Sıklık, yoğunluk, zaman ve süresi olması gerekiyor bir yüklenmenin. Bunu da arkadaşlar takip etmemiz gerekiyor. O yüzden biz bu cihazları sürekli olarak kullanıyoruz. Yine başka bir durum daha var. Akıllı antrenman yapabilmek. Akıllı antrenman yapmak mı, daha çok çalışmak mı diye literatürde bir kavram var. Akıllı antrenman yapmaktan kastımız, antrenman yaptığımızda hangi bölge içerisindeyiz? Kalp atım hızlarına göre baktığımızda 5 tane bölgemiz var arkadaşlar. 1. 2. 3. 4. ve 5. bölge. 5. bölge kırmızı olan, yani rengi direkt olarak kırmızılaşılan bölge, anaerobik performansın olduğu, anaerobik süreçlerin olduğu bölge. Bu da kalp atım hızının %90 ve %100'üne tekabül eden bölge. Ben bir kişinin maksimal nabzını bilmiyorsam, onun yaptığı iş yükünü bilmiyorsam hangi bölgede olduğumu da bilemem. Dolayısıyla çalışmak istediğim motorik özelliği de çalışamayabilirim. Akıllı antrenmandan kastımız bu. Ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki biz aktiviteyi niye ölçüyoruz? Az önce söylediğim şeylerden dolayı ölçüyoruz aslında. En önemli şeylerden biri amaç belirleme, motivasyonu oluşturma. Özellikle elit düzeyde çalışan kondisyoner gibi, inşallah belki de vardır, staj yapıyorsunuzdur. O durumlardaki arkadaşlarım da gerçekleştirebilir amaç diye bir şeyimiz var. Yani biz az önce bahsettiğim gibi 100 metreyi 10.30'da koşan birinden 6 hafta içerisinde onun altına inmesini bekliyorsak saniye cinsinden, bu gerçekleştirebilir bir hedef değildir. Hem sporcunun performansını düşürür, motivasyonu düşürür. O yüzden bir amaç belirleme diyoruz. Literatürde de goal setting teori diye geçiyor arkadaşlar. Amaç belirleme teorisi olarak geçiyor. O yüzden yaptığın antrenman döngülerinde gerçekleştirilebilir, kişinin yaptığında motivasyonunu arttıracak düzeyde olan döngüleri antrenman sürecime dahil etmem gerekiyor. Aktivite seviyelerinin takibinde de gün içerisinde ne kadarlık bir aktif zamanım var? Sedanter olarak, yani sadece oturarak, egzersiz yapmayarak nabzım ne kadar yükselmedi? Buna bakıyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Bir gelişim kazanmak için yüklenmelerin, eşik değerlerinin geçilmesi gerekiyor. Bu da kas olabilir, kardiyovasküler olabilir, kardiyorespiratuar durumlar olabilir. Ona göre ne yapıyorum? Bir yüklenme metodu seçiyorum. Uyku sürem ne kadar? Bunun takibini yapabiliyorum yine bu giyilebilir cihazlarla. Gün içerisinde ne kadarlık bir kalori harcadım? Bu harcadığın kalorilerin yüzde kaçı hangi makro besinden geldi? Yüzde kaçını yağdan, karbonhidrattan, proteinden salladım? Bunların da takibini yapmamız gerekiyor. Eğer elit düzeyde performans takibi ve geliştirmesini yapmak istiyorsam arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz bölgeler, hemen burayı hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Birinci bölge, ikinci bölge, yüzde olarak verilen yer maksimal kalp atım hızının denk geldiği yerler. Zaten maksimal kalp atım hızını
biliyorsunuzdur, hiç orada durmuyorum, üzerinde durmuyorum nasıl belirlendiğini. Dördüncü bölge aslında tam olarak birazdan bahsedeceğim bu reel değerlerinden. Ana aerobik süreçlerin yavaş yavaş baskılandığı, enerji tüketiminin, enerji sağlanmasının ana aerobik süreçlere geçtiği kısım olarak yer alıyor. Beşinci bölgede ise arkadaşlar tamamen artık o kırmızı bölgeyi bahsediyoruz. Kırmızı bölgede de ana aerobik süreçler çok fazla ne oluyor? Artmış oluyor. Şimdi şu tabloyu incelersek arkadaşlar her şeyi çok daha net bir şekilde anlayacağız. Burada RER değeri dediğimiz şey, değer var. Neydi? Verilen karbondioksitin alınan oksijene oranını ifade ediyor RER değeri. Pardon. En soldaki R0.70 değeri de aslında bizim şu andaki değerimizi söylüyor. Dinlenim durumundaki, yatma durumundaki değeri söylüyor. Yaklaşık olarak baktığımızda da arkadaşlar enerjinin hemen hemen %100'ü yağlardan sağlanıyor oturduğumuz zaman ve yattığımız zaman. Az önce bahsettiğim bölgeler burada devreye giriyor. Akıllı antrenman dedik ya arkadaşlar. Eğer ben amacım etkili bir şekilde yağ yakımı sağlamaksa, obeziteyle savaş, kilo vermek için bir egzersiz yapıyorsam, R değerim 0.85'lerdeyken ben yaklaşık olarak 4. ya da 3. bölgeye tekabül ediyorum. Ama yapmış olduğum 5. bölgede ise bakın yağlar direkt olarak devreden çıktı ve karbonhidrat metabolizması daha da baskılı olmaya başladı. Böyle olduğu durumlarda da ne oluyor arkadaşlar? Egzersiz çok kısa sürede bitiyor. Tamamen anaerobik süreçler oluyor. O yüzden bu bölge takiplerini kalp atım hızı üzerinden yapmamız, maksimal kalp atım hızı üzerinden yapmamız en azından egzersizin takibini bizim için kolaylaştıracaktır. Diğeri evde egzersiz, daha doğrusu eve bir antrenman salonu kurmaktı. Bunu da arkadaşlar çok hızlı geçiyorum. Nedenini zaten bu kadar popüler olmasının nedeni tamamen COVID-19 pandemisiyle alakalı. Kişiler ne yaptı? İzolasyon süreçlerine girdi ve bu izolasyon süreçlerinde evde egzersiz yapmaya çalıştılar. Zaten bu Instagram'da, sosyal medyada baktığınız zaman evde egzersiz nasıl yapılır? Ucuz yollu ağırlık, işte mermerden nasıl yapılır gibi YouTube'da bir sürü videolar var arkadaşlar. Görmüşsünüzdür ilgilenen arkadaşlarımız varsa. O yüzden egzersiz de evde yapılan minimal ekipmanlarda kullanabiliyoruz. Pahalı cihazlar da kullanabiliyoruz. Ve burada en dramatik olan da son 16 yıldır ilk defa 2022 yılında bunun bir trend olması, tamamen COVID-19 pandemisiyle alakalı bir durum arkadaşlar. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün, World Health Organization'ın yayınladığı bir infografik. Evde pandemi sırasında, izolasyonda neler yapmalıyız? Neler var? Hemen hızlıca buna da bakarsak arkadaşlar. Online egzersiz yapın, işte dans edin, aktif video oyunları oynayın. İşte aktif video oyunlarında Nintendo Switch, işte Xbox Kinect gibi vücudumuzu kullanarak yaptığımız sensörler aracılığıyla yapılan egzersizler. Evde ip atlamayı deneyin, daha fazla kuvvet ve denge antrenmanı yapın gibi bir infografik yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tamamen egzersizi teşvik etmek için yapılmış bir durum. Burada da evde neler kullanabilir arkadaşlar? Kettlebell, serbest ağırlık, direnç bantları, çekme halatları, sağlık topu, pilates aletleri ya da ağırlık makineleri evde sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Buna baktığımız zaman sadece serbest ağırlıkla yapılan işte kettlebell, dumbbell gibi durumlarda bir tekniği bilmemiz gerekiyor. Ağır yaparsak bunun güvenlik önlemlerini almamız gerekiyor. Diğer cihazlardaysa böyle bir durum aslında çok söz konusu değil. Bu da yine hangi cihazları kullanabileceğimizle ilgili evde egzersiz salonu kurmak istiyorsak yine bir infografik arkadaşlar. Temel egzersiz planları da aslında bunun da üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Bildiğiniz konular genel adaptasyon planına bağlı kalarak evde 2-3 set 8-10 tekrarlı ve çok yavaş bir şekilde yaparsak hareketleri yani konsantrik fazla 2 saniye, egzantrik fazla 2 saniyelik maksimal nabzı da %60'larda tutarsak evde egzersizi gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. En azından hangi şekilde? Bu az önce bahsettiğim egzersizde fit prensiplerine bağlı kalarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Diğeri dışarıda egzersiz. Bunun da zaten outdoor egzersizlerinin pandemide çok popüler oldu. Ne yaptı insanlar? İşte sayfiye alanlarına gittiler, yürüyüş yaptılar, trekking yaptılar, hiking yaptılar. Bir şekilde aktif kalmaya çalıştılar. Neden? Çünkü spor salonları kapanmıştı. Kişiler psikolojik olarak da kendilerini baskılanmış hissettikleri için kendilerini dışarıda egzersiz yapmaya motive ettiler ve böylece egzersiz grupları, bisiklet turları gibi alternatif egzersizlikler
gerçekleştirdiler. Peki biz burada neyi takip edeceğiz? Burada da yine arkadaşlar aktivite sayısını en basitinden adım sayısıyla takip edebiliyoruz. Bugün bütün telefonlar adım sayısı sayar görevini gerçekleştirebiliyor içindeki akselerometre sensörleri sayesinde. Buraya baktığımız zaman da 5000 ile 12500 adım arasındaki durum aktivite seviyesini belirliyor. Hangi aktiviteyi yaptığımı, dün ne yaptım, bugün ne yaptım yine karşılaştırmalı olarak not alabiliyorum. Bazı fitness uygulamalarına yediğimiz besinleri de kaydedebiliyoruz. Bu şekilde bir monitorizasyon gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Serbest ağırlıklarla kuvvet antrenmanı. Yine arkadaşlar buradaki neden aslında daha fazla kuvvet kazanmak. Serbest ağırlıklar dediğimizde dumbbell'lar, barlar, işte kettlebell'ler bu işin içine giriyor arkadaşlar. Burada tek bir sıkıntı var. Yüksek ağırlıkla çalışacaksak nasıl yapıldığını, hareketin tekniğini, hareketin akışını, formunu bilmemiz gerekiyor. İyi bir antrenörüne olma düzeyinde fiziksel performansımız da biraz üstte olması gerekiyor. Çünkü bir egzersiz sıralamasına baktığımız zaman hiç bench press yapmamış birine dumbbell bench press ya da barla bir bench press yaptırdığımızda hareket formu %100 olarak bozuk olacaktır. Bu oturduktan sonra, bu eğitim alındıktan sonra bunları yapmamız gerekiyor aslında arkadaşlar. Bunu yapmamız için de ne gerekli? Maksimal nasıl ölçüm alıyoruz? Bu gerekli. Bunun da üzerinde çok fazla durmayacağım. Bizim en çok kullandığımız doğrudan bir tekrar maksimal ölçümü. Doğrudan bir tekrar maksimal ölçümü de ne demek? Gel bakalım şu ağırlıkla bir tekrarda ne kadar yapabiliyorsun demek. Maksimal alırken uyguladığımız teknikler var. Kişiyi yormamak, işte ağırlığı birden fazla kaldırıyorsa yorgunluk oluşmaması için dinlendirip ağırlığı arttırmak gibi tekniklerimiz var. Ama hangi tekniği kullanırsanız kullanın arkadaşlar, bir tekrardan uzaklaştıkça bize doğruyu yansıtma oranı o derecede aslında yanlış olacaktır. Hata payları olacaktır. O yüzden 5 tekrar ile 1 tekrar arasında bizim ne yapmamız gerekiyor? Maksimali bulmamız gerekiyor. Bir de arkadaşlar dolaylı bir tekrar maksimum ölçümlerimiz var. Burada da kişinin bir ağırlıkla, mesela buradaki örnekte 10 kilo ağırlıkla, özür dilerim 60 kilo ağırlıkla 10 tekrar yaparsa maksimali kaçtır gibi bir formülümüz var. Formülü de yerleştirdiğimiz zaman 80 olarak buluyoruz. Bir tane daha var arkadaşlar. Katsayı yöntemiyle iki farklı yöntem. Burada da mesela az önceki örnekte verdiğimiz gibi 60 kiloyu 10 tekrar yaparsa burada 80 buluyorken burada yaklaşık olarak 81.6 gibi bir şey buluyoruz. Ne dedim az önce? Bir tekrardan uzaklaştıkça bize doğruyu yansıtma oranı o derece azalıyor. O yüzden 5 tekrar, hatta 3 ile 1 arasında bir tekrar sayısıyla maksimali bulmamız gerekiyor. Son zamanlarda da yine sizin bunu %100 bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir tekrar maksimalin aslında değiştirebileceği velocity based training, hız bazlı ağırlık antrenmanları yapılması gerektiği ile ilgili bir süreçler var. Burada da kişilerin bar kaldırma hızı, dumbbell kaldırma hızıyla maksimal tekrarla ilgili bulması ile ilgili antrenman süreçleri var. O biraz uzun. Hiç burada girip kafanızı karıştırmak istemiyorum ama hız bazlı da maksimal kuvvet antrenmanı yapıldığını bilmeniz yeterli arkadaşlar. Neye göre ölçüyoruz? Yine sensörler vasıtasıyla bara telefonu yapıştırarak içindeki akselerometre sensörleriyle bunları bulabiliyoruz arkadaşlar. Burada da bir internet sitesi paylaştım arkadaşlar. Bakabilirsiniz istiyorsanız. strengthlevel.com. Hep size soru geliyordur. Burada fitness salonlarında çalışan arkadaşlarım da vardır. Derste hocalarım da karşılaşıyordur. Bir şey yaptık. Yaptım ama hocam nasıl? İşte 25 yaşındayım. Maksimum 80 kilo squat yapabiliyorum. Hocam durumum nasıl? Hangi durumdayım? Burada da normlar devreye giriyor arkadaşlar. Kişiye normlarla bu bahsettiğim sitede hepsinin karşılığını görebiliyorsunuz. Maksimal kuvvetinizi de buradan hesaplayabiliyorsunuz. Hem bir hareket bazında hem de cinsiyetlere göre ve yaşlara göre. Lütfen bilmeyen varsa arkadaşlar buradan bu siteyi not alın. Burada dediğim bütün süreçleri, maksimal hesaplama ve normda hangi seviyedeyiz, bunlarla ilgili çok güzel açıklamalar var. Özellikle fitnessle ilgileniyorsak bütün hareketlerin norm değerlerini burada veriyoruz ve kendimizi karşılaştırma imkanı bulabiliyoruz arkadaşlar. Diğeri kilo vermek için egzersiz. Bu da arkadaşlar geçen yıl 16. sıradayken 5. sıraya yükselen bir trend.
Zaten nedenlerini Ali Hocam az önce değindi. Tekrar çok fazla detaylandırmaya gerek yok. Durum neydi arkadaşlar? Durum tamamen pandemiden dolayı kişilerin sedanter yaşam tarzını iyice benimsemesiyle alakalı. O yüzden popüler olan trendlerden biri arkadaşlar. Kilo vermek için egzersiz. Kilo vermek için egzersizle ilgili en önemli şey aslında bir motivasyon kaynağının oluşması. Bir güdülenme ihtiyacı. Burada da yine Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ACSM'nin infografikleri var. Yani el broşürleri var. Hemen kısaca değinirsek arkadaşlar. Basit başlayın. Plan yapın. Doktorunuzdan sağlık durumunuzu öğrenin. Ve arkadaşlarınızla egzersiz yapın. Eğer motivasyonunuzu sağlamak istemiyorsanız gibi. Basit ama etkili yönlendirme metotları var. O yüzden arkadaşlar kilo vermek için zaten yapmamız gereken şeyleri az önce Ali Hocam değindi. Ama en temeli aerobik aktivitenin olması. Yine ACSM'nin önerdiği haftada 150 dakikalık bir aerobik strese maruz kalmak yeni başlayanlar için. İlerleyen seviyelerde de bunu 250 ile 300 dakikaya kadar arttırmamız gerekiyor ki fiziksel uygunluk durumumuzu biraz daha yukarılara doğru taşıyalım arkadaşlar. Sizi en çok ilgilendiren burası kişisel antrenörlük, personal coaching, PT de deniliyor biliyorsunuz. Artık dediğim gibi kişiler profesyonel takımlarda da kişisel antrenörler yer alıyor. Kişisel antrenörler neler yapmalı, hangi süreçlerden geçmeli, neleri hakim olmalı? Zaten bunların eğitimin hepsini müfredatınızda alıyorsunuz ama daha da uzmanlaşmak için birazcık üzerine koymanız gerekiyor arkadaşlar. Daha da profesyonel anlamda antrenman yönlendirmesi yapabilmeniz için. Bu da arkadaşlar 2016 yılından beri hep ilk 10 trend içerisinde yer alan bir süreç. Yani personal training dünyada çok popüler diyebiliyoruz. Zaten ACSM'nin ya da NSCA'nın bir personal training belgesini aldığın zaman dünyada geçerliliği oluyor. İlgilenen arkadaşlar varsa bunu online de alabiliyorlar. Haberiniz olsun. Yaklaşık 780 saatlik bir eğitim olması gerekiyordu online olarak arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada kişisel antrenörlerin önüne geçmesi gereken hatalar var. Bu sizin hem topluluğunuzla ilgili olarak bilmeniz gereken şeyler. Çok hızlıca bundan bahsetmem gerekiyorsa ısınma setlerini atlamamak. Bu nerede var? Benim antrenörlük yaptığım zamanlarda, kondisyonerlik yaptığım zamanlarda milli takımdan ikincilik seviyesine kadar çeşitli takımlarda kondisyonerlik yaptım arkadaşlar. Kişinin profesyonelliği arttıkça ısınma setlerini atlama gibi bir eğilime giriyor. Bana bir şey olmaz tavırları. Maksimali arttıkça daha düşük ağırlıklarla çalışmıyorlar. O yüzden bunu her zaman söylememiz gerekiyor. Ve bu ısınmaları ne yapacağız ağırlık yaparken? Tam eklem hareket açıklığında, tam range of motion'da, ROM'da yapmamız gerekecek. Yine temel hareketlere bağlı kalmamak diyoruz. Bunun da çok güzel paralelleri yapılıyor arkadaşlar. Belki karşılaşmışsınızdır. İngilizce başlıkları işte iyi bir PT ne olur diyor. Çok fazla varyasyonlu egzersizlere gidiyor. İşte ipi oradan çek, bosu topunda tek ayak dururken direnç bağlı sağdan gelsin sen onu çek gibi böyle çok fazla bununla ilgili parodiler var. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? İlk bilmemiz gereken şey temel hareketlere bağlı kalın. Temel hareketlerden kastımız ne? Büyük kas gruplarının kullanıldığı çoklu eklem hareketleri. En basitinden squat gibi. Bu hareketlerde bir temel oluşturulmadıktan sonra bu gibi varyasyonlara kesinlikle girmemiz gerekiyor. Dengesiz program. Burada da ne var arkadaşlar? Bakın yanlış postür, sağ sol ekstremite arasındaki kuvvet dengesizliği. Bu zaten hareket formunun aksamasına sebep oluyor. Mobilizasyon ve stabilizasyon. Bu da önemli kavramlardan biri. Ne diyoruz arkadaşlar? Mobil olan bir şeyin stabil olması gerekiyor. Yani hareketli olan bir şeyin aslında aynı zamanda kuvvetli ve dirayetli olması gerekiyor ki bir sakatlık durumu oluşmasın. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? En basitinden omuz çalışırken, omuz çalışmadan önce neyi çalışmamız gerekiyor? Sorayım hadi arkadaşlar. Omuz bölgesi çalışmadan önce stabilizasyonun sağlanması için nereyi çalışmak gerekiyor diyelim? Var mıdır? Neresi var? Plan var mı? Çok fazla şey yapmayayım, söyleyeyim hemen. Rotator kaf bölgesini çalıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Neden? Hem mobilizasyon hem stabilizasyonun sağlanması için ağırlıktan önce. Zaten voleybolcuların en büyük problemi ne? Omuz değil midir her zaman? Ama daha rotator kaf çalışan
üst seviye sporcular daha yeni yeni oluşuyor. Fark ettiyseniz görmüşsünüzdür. Hep direnç bantlarıyla ısınırlar. Daha sonra topla ısınmaya başlarlar. Bu önemli arkadaşlar. Diğer bir şey, şiddeti giderek arttırmak. Yani Türkçesi direkt olarak bu. Yüklenme yoğunluğunu giderek arttırmak. Progressive overload diye geçiyor. Fitness'taki temel prensiplerden biri bu arkadaşlar. Biz çok düşük ağırlık kullanırsak ne olur? Buna bir vücudumuz adaptasyon sağlamaz. Eşik değerlerini geçmeyen uyaranlar bir adaptasyon sağlamıyordu. Hiçbir işe yaramıyordu. Ne yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar? Şiddeti giderek arttırmamız gerekiyormuş. Hedefe yönelik bir program kullanmamız gerekiyor. En önemlisi burada arkadaşlar, programda varyasyonları yapamamak. SAIT prensibi diye bir şeyimiz var arkadaşlar fitness'ta. Türkçesi tam olarak aslında programda varyasyonları yapamamak demek. Specific adaptations to imposed demands diye geçiyor. Yani bir şey yaparsanız vücudunuz ona adapte olur demek. Oturursanız postürünüz oturmaya adapte olur. Yanlış oturuyorsanız yanlış oturmaya adapte olur. O yüzden amacım neyse, hedefim neyse ona göre bir şey yapıp, doğru teknik, doğru hareket formülü yapıp vücudumuzun buna adapte olmasını sağlamamız gerekiyor. Yetersiz dinlenme, aşırı yüklenme gibi durumlardan kaçınmamız gerekiyor. Vücut sinyallerini görmezden gelme, bu temel unsurlardan biri arkadaşlar. Elit düzeyde sporcularda var. Şuram ağrıyor, şunu yapmayayım hocam. İşte bir ağrıyı, bir sızıyı, bir fonksiyon kaybını, bir hareket, eklem hareket açısının azalmasını ne yapıyoruz? Bir problem olarak algılayıp bunun üzerine aslında çok fazla gitmememiz gerekiyor. İleri seviye antrenman tekniklerinin kullanılması, az önce söylediğim temel hareketlere bağlı kalmayıp hareket varyasyonlarına girmemiz ne yapıyor arkadaşlar? Yine bir sakatlık riski oluşturuyor. Çok sık ağır yükle çalışmak yine aynısı arkadaşlar. Yardımlı tekrarların düzgün kullanılmaması. Yardımlı tekrarları niye kullanıyoruz arkadaşlar? Genelde de aslında yardımlı tekrarları supra maksimale çıkmak için kullanıyoruz. Özellikle maksimal kuvvet antrenmanı yapıyorsak. Tek tekrarda 100 kilo kaldırabiliyorsam yardımlı tekrar kullanarak 110 kilonun stresiyle aslında overtraining'in, aşırı antrenmanın, aslında aşırı yüklenmenin iyi etkisini almaya çalışıyorum. Bunu çok fazla yaparsak yine bir problem oluşuyor. Patlayıcı kuvvet egzersizlerinde yine çok erken başlarsak bunlar oluşuyor. Benim şu anda gözlemlediğim en büyük sıkıntı temel hareketleri bilmeden crossfit'e yapan insanlar. Siz gördünüz mü hiç crossfit? Hiç hareket yapmamış, spor yapmamış crossfit egzersizleri yapıyor. Direkt patlayıcı kuvvet egzersizleriyle başlıyorlar aslında. Bu da büyük sıkıntılardan biri arkadaşlar. Yedinci olan trendde yüksek yoğunluklu interval antrenman. Neydi arkadaşlar? Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman aslında. HIIT ya da Tabata yöntemi diye de geçiyor literatürde. Niye bu kadar popüler arkadaşlar? Baktığımız zaman PubMed'de 2015-2019 yılları arasında yaklaşık olarak 1700 tane çalışma yapılmış bu konuyla ilgili. Akademik makale gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Neden bu kadar popüler? Çünkü kısa sürede vücudumun kilo kaybı yapmasına, yağ yakımına yardımcı oluyor. Bunun temel nedeni ne arkadaşlar? Temel nedeni de arkadaşlar egzersiz sonrası fazla kalori yakmanın devam etmesi. Toparlanma sürecinin aslında egzersizle beraber fazla oksijen tüketimiyle beraber beta oksidasyonun devam etmesi arkadaşlar. Buna da egzersiz sonrası fazla oksijen tüketme EPOC diyoruz. EPOC sonrası yapılan HIIT egzersizlerinde yaklaşık %6-15 oranında egzersiz sonrasında, yani 100 kalori yaktıysam %15'lik bir kalori de egzersizden sonra devam ediyor. Kısa sürede iyi bir cevap aldığım için aslında HIIT bu kadar popüler. Ama tabii ne olmamız lazım? Belirli bir fiziksel uygunluk seviyesinde olduktan sonra da HIIT antrenmanlarına başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yüksek yoğunluklu interval antrenmanla ilgili yayınlanmış bir infografik. Yine ACSM tarafından. Diyor ki 30 saniye bir seti yapın. 10 saniye dinlenin. Bu 12 hareketi bu antrenman planını baz alarak yapın. Toplam 7 dakika sürüyor diyor. Bu hareketleri birazdan göstereceğim. Baktığımız zaman zaten hepsi kalistenik hareketler. Vücut ağırlığıyla yapılan hareketler. Bu işte hem kilo vermemize, hızlı kilo vermemize, hem obeziteyle savaşta bize yardımcı olacak bir durum diyorlar arkadaşlar. Kalistenik antrenman da yine çok popüler. Sokakta antrenman, parklarda antrenman yapanları artık görmüşsünüzdür. Yine çok popüler arkadaşlar. YouTube'da var.
kalistenik atlet diye yazdığınızda bu spora, hatta yarışmaların yapılması planlanıyor yakın zamanda. Popüler durum. Yani kalistenik neydi? Vücut ağırlığıyla yapılan egzersizlerdi. Ne var? Aslında hiçbir şey yok. Sadece kişinin vücut ağırlığı var. Varsa bir bar var. Ucuz ve efektif olmasından dolayı da kalistenik antrenmanlar tercih ediliyor arkadaşlar. Az önce söylediğim 12 istasyonlu kalistenik egzersiz planını high intensity interval training için uygularsak arkadaşlar şu hareketleri yapmamız gerekiyor ve tamamı bir egzersiz seansı 7 dakika sürdüğünü söylemiştik arkadaşlar. Bunu gün içerisinde tabii ki fiziksel uygunluk seviyeniz arttıkça tekrarlayabilirsiniz. Diğeri online egzersiz. Online egzersiz de arkadaşlar sanal egzersiz sınıfları, video oyunları, işte spinning, Swift diye bir programımız var. Aynı anda işte bir akıllı spinning bisikletini eve koyarsak bununla ilgili sanal egzersiz sınıflarına katılıp dünya üzerindeki diğer kişilerle aynı anda antrenman yapabiliyoruz. Nintendo'nun yine online egzersizle ilgili oyunları ve durumları var. Bu da çok popüler arkadaşlar. En sonuncusu sağlık ve wellness antrenörlüğü. Wellness'ın aslında Türkçe bir karşılığı yok. Türkçe'ye çevir well-being ile fitness'ın kelimelerin ortaklaşa kullanılmasından elde ediliyor. Esenlik diye çevrilmiş arkadaşlar wellness. Ne demek? Kişinin hem ruhen hem fiziken kendini iyi hissetme haline wellness diyoruz aslında. Fitness'tan daha düşük yoğunluklu. İşte biraz koşayım, biraz yürüyeyim, kendimi iyi hissedeyim. İşte aslında ne var bunda? Spa gibi işte saunaya gideyim, hamama gideyim. Aslında wellness sektörü tamamen bununla alakalı. Wellness sektörü dünyadaki en büyük sektörlerden biri aslında. Şuraya baktığımızda da arkadaşlar Hipokrat'ın bir sözü var. Ne demiş? Eğer biz her ferde ne çok az ne de çok fazla doğru miktarda gıda ve hareket, buradaki hareket ne aslında? Egzersiz. Verebilseydik sağlık için en güvenli yolu bulurduk demiş. İbn Sina da arkadaşlar sağlığı korumanın 3 temel prensibi vardır. Bunlar hareket, gıda ve uykudur diyor. Günümüzdeki fitness trendlerine, fitness eğilimlerine bunu yansıttığımızda aslında buradaki uykudan bir rutin, hayat rutini elde etmemiz gerektiğini, işte düzgün beslenme, düzgün uyku trendi elde etmemiz gerektiği yorumunu çıkartabiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de arkadaşlar sağlığın tanımını sadece hastalık ve sakatlık durumu olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak da tamamlanmış bir bütün olması gerektiğini söylüyor. Yani fiziksel olarak iyisiniz, bütün değerleriniz normal, kardiyovasküler, karbonhidrat, respiratör her şey var ama sosyal bir insan değilsiniz. O zaman ne olmuş oluyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlıklı bir birey olmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Az önce söylediğim işte wellness kavramının aslında birebir karşılığı Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı sağlık tanımıyla da örtüşüyor arkadaşlar. Wellness ile ilgili en önemli şeylerden biri de günlük alınması gereken kalori hesaplamak. Bunlar direkt ya da indirekt yollarla olabilir. Laboratuvarınızda işte bir oksijen analizörü varsa bunun takibini yapabilirsiniz. Kişilerin günlük işte bazal metabolizma hızı belirlenebilir. Yoksa da indirekt yöntemlerle bulabiliyoruz. Çok hızlı değineceğim arkadaşlar. İndirekt yöntem için BMI, vücut kitle indeksini bulmamız gerekiyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Hiç üzerinde durmuyorum. Sadece formülü anlatacağım. Kişinin BMI'ını hesaplıyoruz. Daha sonra bu BMI'ye denk gelen çarpım oranımız var. Çarpım oranını buluyoruz. Devam ediyorum. Daha sonra şöyle bir formül var. Bunda da internette bazal metabolizma formülü yazarsanız bu her daim bulunabilen bir şey var internette. Bu karışık formül yapmanıza gerek yok. Vücut ağırlığı, boy ve yaş biliniyorsa sadece yerine koyuyoruz. Ve bazal metabolizma hızını indirekt bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Bir de arkadaşlar kişiye diyoruz ki haftada kaç kere antrenman yapıyorsun? Hiç yapmıyorum diyorsa yani sedanter bir bireyse spor yapmayan birinin çarpım oranını 1.2 olarak buluyoruz. Daha sonra BMI çarpım oranını, bazal metabolizma hızını ve haftalık egzersiz çarpım oranını birbiriyle çarptığımızda bu üç değişkeni günlük almamız gereken kalori miktarını hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Hemen çok hızlı bir örneğimiz var. 26 yaşında vücut ağırlığı 73 kilo olan birinin vücut uzunluğu 178 santim ve bu kişi haftada 2 gün
egzersiz yapıyor işte, halı saha maçı yapıyor. Günlük alması gereken kaloriyi bu değişkenlerle indirekt bir şekilde hesaplayınız dediğinde, bu arada sınav sorularından biri arkadaşlar, vermeyin tanıdığınız varsa Yozgat'ta birine. İlk önce BMI çarpım oranını buluyoruz. İşte BMI'ni bulduk, 23.4'müş. Tabloya baktığımızda çarpım oranı 1'e denk geliyor. Bazal metabolizma hızı 1784,75. Bu verilen bilgiler ışığında da haftalık egzersiz çarpım oranı 1.3. Hepsini birbiriyle çarptığımızda bu arkadaşımızın 2320 kilokalorilik bir enerji ihtiyacı varmış ve buna göre bir beslenme planı, bir besin planı yaparsa işte kilo alır ya da kilo vermez. Bunun yüzde kaçını kullanacak, antrenman yapıyor mu, protein nereden gelecek gibi wellness'la ilgili temel bilgileri aslında elde etmiş oluyoruz. Bir de arkadaşlar bu enerji harcamasını biz akselerometre yöntemiyle de bulabiliyoruz. Daha geçerli, güveniliyor olan bir yöntem aslında indirekt yöntemlerden. Telefonlarınız da yine aynı işlevi görüyor. Burada arkadaşlar akselerometre neyi ölçüyor? Sizin yürürken aslında ya da koşarken kol sallamanızı ölçüyor. Kol sallamayı mete çeviriyor. Metabolik eşitlik değerine çeviriyor arkadaşlar. Buradan da kişinin gün içerisinde nasıl bir aktivite yaptığını bulabiliyor ve buna göre bir günlük bu kadar harcamışsın diyebiliyor arkadaşlar. Bu da buradan da kişinin ne kadar aktif olduğunu akselerometre yöntemiyle, ne kadar sedanter bir yaşam tarzı sürdüğünü bulabiliyoruz ve buna göre bir antrenman yönlendirmesi yapabiliyoruz. Ben dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.